Sevgili canlar, sevgili gönül dostlarım, selamlar. Şimdi siz bu yolda hani kıskançlık var ya sevgili can eriller, sevgili gönül dostlarım. Siz kavuşmak istiyorsunuz da hani bir törpülemeniz gereken bir egonuz var. Bunu yenmeniz için nasıl bir yol haritası izlemeniz gerekiyor? Halet-i ruhiye kartlarımı aldım, Keeper'ı aldım, Emotion'ı aldım, zaman kartları için yine İskambil destesine başvuracağım. Beni bana anlat kartlarımı aldım. Emotion'la birlikte The Lover's Path tarot kartlarımı aldım. Ve en çok da yol haritanız ne olmalı? Yani bunu nasıl yenmelisiniz? Hani adım atmanız gerekiyor. Atmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sevdiğinizi çok seviyorsunuz. Çok özlediniz. Artık siz de deli gibi kavuşmak istiyorsunuz. Tabii deli gibi değil, yani burada kastettiğim hani çok arzuluyorsunuz, çok istiyorsunuz bir an evvel kavuşmayı, ama neden bir türlü eliniz gidip o alo veya o mesajı yazamıyorsunuz? Buradaki o yol haritası, sistem bakalım size ne verecek o yol haritası? Ne yapman gerekiyor onu yenmen için? İşte o elinin o telefona gidip o sonsuza dek kavuşmayı sağlayacak o mesaj, o telefon, o alo veya o kapısını tık tık tıklamak için. Yani nasıl bir yol izlemelisiniz ki bunu yenebilirsiniz? Niye yenemiyorsunuz arkadaşlar? Hiçbir şey sizden ve sevdiğinizden ve aşkınızdan daha önemli olmamalı. O kadar basit ki bu videoyu yapmaya bile gerek yok. İsterseniz yazarsınız. Yazmanızın önünde duran kıskançlık ve ego. Yine bilinçaltı yönetiyor sizi. Bunu yapmayın, buna izin vermeyin. Ne haşa bunca şey yaşatıldı, ne Allah sizi küçük görüyor, haşa. Kulu olarak çok seviyor ve zaten kendisinden uzaklaşıp yanlış yola, yanlış fikir, düşünce ve tutum ve enerjilere bulaştığınızda ne dedi? Asıl sana yasakladığım kötüye bulaşmak, kötü düşünmek, kötülere alet olmak, kendilerini ona kullandırtmak, ben hiçbir şey yapamıyorum demek, acizlik durumuna düşmek. Değil mi? Bunca döngüdeki sınavlar hep bu yanlış duygu, düşünce ve hislerden çıkmak için, bu düşük enerjilerden daha doğrusu duygular daima. Ama kötü duygu da besleyebilirsiniz. Ama aslında o duygu değildir, işte kötü histir o arkadaşlar. Ve o bilinçaltından gelir. Duygu güzeldir aslında. Güzel hissedilir. Hisleriniz temizse tabii duygu güzel olur. İşte kıskançlık, kin ve nefret olan insanlar değilsiniz. Haşa, ne Allah'ın nazarında, ne ruh ikizinizin gözünde nazarında, ne de kendi kendinizin, asla kötü değilsiniz, küçük değilsiniz, kimse de sizi hor görmüyor. Tam tersi, takdir ediliyorsunuz. Peki nasıl? Allah Celle Celaluhu'nun izniyle, ben bilmem, bana anda şu an akanı söylüyorum. Gelen cümleyi toparlayınca söyleyeceğim. Tam, çünkü çok güzel bir şey söyleniyor. Onu an akış yoğunluğuyla tam net, böyle çok güzel bir cümle bu akıyor yani. Onu, o cümleyi bulduğumda da söylüyor olacağım zaten. Bu aşk yere düşmüş gibi görünse de görünen bir şey yok aslında. Dişilini bıraktığın yerde bunca şeye rağmen hala seni gelip elini uzatmanı bekliyor. İşte kötü değilsin, sevdiğin de kötü değil. Tam tersi, takdir ediliyorsun. Neden? Çünkü irade sahibiyken iradesizlik sınavı vermeniz. Ruh ikizleriniz sizi takdir ediyor. İradeye sahipken kendisi gibi Allah'ın nazarında halife olma sınavınız, iradesizliğin yaşamanın, yaşamak, firavunluğun ne demek olduğunu öğretmek ve bunu yenmeyi öğretmek ve kamil insan olmaya, işte o pir olmaya adım attırmak için. Bu da sizin halife noktanızmış. Bence siz başta kendinizi kutlayın, çünkü ruh işleriniz sizi kutluyor. Kavuşma esnasında olan bu seviye, bu frekans ve bu titreşime gelen ruh işleriniz sizi takdir ediyor ve sizinle gurur duyuyor. Sizi en başından bu yana bunca yaşatılana rağmen, bunca yaşatılana rağmen ve size dahi, ve dahi size ve dahi kendine rağmen sizi sevmekten vazgeçmediler. Siz geçtiniz mi? Tabii ki geçmediniz. Onun için buradasınız zaten. İşte onun için kavuşma eşiğine geldiğini söyleniyor. Sistem bir an akış bilgilendirmesi alıyoruz. Sürekli kavuşma veriliyor.
İşte o ramak kalmış, o ramağı da geçti. O kapıyı tıklaman gerekiyor, mesajı yazman gerekiyor, alo yazman gerekiyor. Peki neden yazmıyorsun hala? Senin o elini niye, ne tutuyor? Kendin tutuyorsun. Herkese telefonla elini alıp şak şak nasıl yazıyorsun? En sevdiğini üzmek mi hoşuna gidiyor? Bunu mu yapıyorsunuz yoksa? Bilmiyorum arkadaşlar. Bana an akışta gelen sezgim şunu söylüyor. Yolunu bilen ne yapması gereken, bu kavuşma esnasındaki sevdiğine iletişime geçmesi gereken bu erillerin neden o alo dememeleri, bu kadersel kavuşma, bir araya gelme, yüz yüze görüşme, birlikte bu kader birlikteliğini, taahhüdünü verilmişken istiyor musunuz iki tarafta özgür iradenizle devam? El ele tutuşup mu masadan kalkacaksınız? Yoksa artık tamamen ruh ikizliği, ruh eşliğini bitirip iki tarafta ayrı yollarını mı seçecek? Ki kartlarda, tarot kartlarında da gördüğümüz, öğrendiğimiz ve anladığımız kadarıyla hayır, iki taraf da istiyor ve istedikleri sürece de bu zaten asla, bunun tersi gerçekleşemez. Bunca yaşanılan döngüye rağmen, sınavlara, imtihanlara rağmen, sınanmalara rağmen, ölümlerden döndük hepimiz arkadaşlar. Herkes kendi uyanışını yaşarken bizi koruyan kimdi? Yüce güzel Allah'ımızdı. Ne zaman ayrıklığa düştük, imtihan geldi. Hayır, düşme. Ne zaman Allah'tan uzaklaştık, haşa, benden uzaklaşma, imtihan geldi. Bütün bu sınanmalardan ve imtihanlardan geçtik, bitirdik. İnsan kamil olmaya adım attık. Ve bu konuda takdir edilen, kulunu takdir eden ve bunu da dünya planında somutta o çok sevdiğin ve kavuşmak için bunca döngü ve yolu uğrunda sen onun için, o senin için yaşarken neyi bekliyorsun deniliyor zaten. Neyi? Neyi bekliyorsunuz arkadaşlar? Ne için bekliyorsunuz? An akışta sistemsel gelen bilgileri veriyoruz. İradeniz var, aklınız var. Fragmanı yaşadınız, ruhsalda yaşadınız, bunca döngüyü yaşadınız. Bunu taroyla YouTube'da öğrendiniz neyin ne olduğunu. Yaratılışı YouTube'dan öğrendiniz. Bu videolarla, bizim gibi rehberlerle öğrendiniz. Ben hayatımda tıkanıklık yaşıyorum. Mutsuzum, sevgi, aşkı göremiyorum, bolluk, bereketi görmüyorum, sağlığım bozuluyor. Sürekli abuk subuk düşüncelerdeyim. Neden? Neden enerjim sürekli düşük? Hayatımda neden ben sevgiyi, aşkı, mutluluğu, takdiri, başarı, zaferi göremiyorum? Zaten bu öğretildi. Şimdi bu öğretildi, bütün bunlara inandın da bir alo de deniliyor da buna mı inanıyorsunuz? İşte egonuz buymuş arkadaşlar. Oradaki kıskançlık, kibir egonuz bu işte. Ve bunu Allah'a karşı haşa çalıştırdığınızı unutmayın. Unutmayın ki bu iki devasa yüce yürek birbirinden ayrı olarak, bu dağın ayrı şöyleydiniz, aranızda böyle dağ vardı. Siz bunu aştınız işte. Şimdi üzerine çıktınız. Şimdi görevini bugüne kadar yapmış olan dişile karşı kendi taahhüdü olan alo deyip bırakıp gittiği gibi, bitirdiği gibi geri gelmesi gereken o iletişim, alo bir şey yaz yani diyor. Alo de, bir şey de, bir şey yaz yani. İletişime geç, iletişime. İşte burada dünyadaki boğaz çakrası konusundaki insanların yaşadığı o kendini ifade edememek, o yoksunluk, o boğaz çakrasında kendini istediği gibi, ben hiçbir zaman kendimi istediğim gibi ifade edemiyorum diyor bütün insanlar. Bir tanesine denk gelmedim ki ben kendimi istediğim gibi ifade ediyorum diyebilse. İşte kolektif, dünya kolektifinde, Türkiye kolektifinde, bu toplum kolektifinde ve sizin birey bazında kendinizde bu döngüyü kırmanızı istiyor. Allah'ın emriyle ilahi sistem, yasaları bunu siz yapana kadar da tepenizde arkadaşlar. Görevinizi ihmal ediyorsunuz. Değişime direniyorsunuz. Nasıl bitirdiysen öyle de başlatabileceksin. Bitirmek görevin değilse, başlatmak da görevinse, bu tarafı suçlan, bu taraftan da bekletme enerjisine girme. Orayı da bekletemezsen reva değil, kabul görmüyor. Bunca sınanma, döngü ve sınavlardan geçmiş olan bu ruh ikizleri kavuşma verilmiş. Ve iki tarafta birbirini sevmek ve burada kavuşmak ve konuşmak, el ele tutuşmak ve yola devam etmek içinse, bu da Allah'ın lütfu iken, yani dünya planında başka siz kullarıma neyi vereyim? Her şeyi veriyorum zaten.
Mutlu olmak istiyorsun bu insanla. Veriyorum git ama iletişim yapman gerekiyor. Görevini yerine getir diyorum. Bir bunu yapmamak için bekletiyorsun. Allah'a karşı durduğunuzun farkında mısınız arkadaşlar? Burada ruh ikizinize karşı değil, bir şeye yenik düşmüyorsunuz. Haşa, tam tersi takdir ediliyorsunuz. Halifelik noktası sınavlarınızı başarıyla verip bitirdiğinizi, artık size dünya planında bunun lütufkarlığı olarak da bu aşkı, nasıl ki cehennem tarafını cefayı yaşadıysan, cehennem kapıları kapandı, cefa bitti. Şimdi cennetin kapıları bu sevgi ve aşkı yaşa, bolluğu yaşa. İşte o yaşamıyorum dediğin her neyde yoksunsa, ama bu nefrin bu tarafına geçmen gerekiyor. Yani sen kendinde kendi kıyının öbür tarafına geçmelisin. Buna karşı duran enerjin Firavun enerjisi. İşte orada teslimiyete geç. Ben bunu Allah için yapmalıyım. Bu benim halifelik noktamda. Benim taahhüdüm, benim görevim, adam olmanın gereği olarak da bir kadına benim iletişime geçmem gerekiyor. Hele hele bunu da bir o kadar çok iyi bilirken. Bu öyle alo gel git eskilerdeki yaptıklarınız gibi değil. Onlar zaten geliyor ve gidiyor. Onlar kavuşmanın dışında arkadaşlar. Bunlar sonsuza dek birbiriyle birlikte olmak istiyorsa, bir de ayrılmamak üzere kavuşacak olan çiftler için bakıyorum burada. Bu ruh ikizleri için bakıyorum. Geliyor alo diyor, bir gün bir ay bir haftası da yaşayıp gidiyorlarsa, bunlar onlar için değil, onların daha 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Ama uyanışına geçip işte kendindeki nehrin bu kendindeki kıyıda iradesiz taraflarını törpüleyip iradesini keşfetmiş Urmiya'nın nasıl ki azizeliğin üstüne çıkmışsa, yani kendindeki kendini işte buradan buraya atlamışsa, bu bilinç sıçramasını yaşamış, uyanmış, farkındalığa, aydınlığa gelmiş, bilgelik seviyesi yükselmiş, frekans seviyesi yükselmiş, ama bu dünya bir tek dünya var, başka bir şey yok. Ne galaksisi, ne uzayı, hepsi içimizde. Bu dünya var ve biz varız. Gidip başka yaşayacaksın. Öbür dünya, ahiret hayatı yok. Hepsi burada, burada yaşanacak. Buradasın ve yaşıyorsun. İşte sen de Urmiya gibi geç bu tarafa ki ikiniz aynı tarafta yer alasınız. Bakın. Şu an sanıyorum geçtiniz. Şifalandı sanıyorum. Yeşil kalem düştü. Ay çok şükür ki, inşallah bu video buna hizmet etmiş olsun. Siz böylece zıplattım ama bu tarafı hiç almayayım. Bu kalemler burada kalsın. Ben açılıma başlayayım. Kahvemden bir yudum alayım. Ay çok güzel. Bunu bir sindirelim arkadaşlar. Hadi bir alkışlayalım bakalım kendimizi. Hadi ben alkışlıyorum. Siz de ekran başında gerçekten alkışlayın. Bu güzel insanlar bu zorlu döngüyü bitirip kendi kendine nehrin diğer kıyısına geçtiniz demek ki. Ay buna kanallık ettiğim için Rabb, Yüce Allah Celle Celaluhu'ya gani gani şükürler olsun ki, ay çok mutluyum arkadaşlar. Dağı aştınız arkadaşlar. İşte bu enerjileri bitirdiniz. Bu enerjileri bitirdiniz. Montaigne Dağ 6 numara. Sevgi ve aşkın önündeki duran, bitiremediğin o akaşik kayıt dediğin o, hani o ejderhaların ininden, o dragonların ininden çıktınız arkadaşlar. O sürüngenlerin ininden, o reptilyanların enerjisinden kurtuldunuz. İşte o negatif sizi sömüren, o illüzyon planlarından kurtardınız. Kendinizin kendinizdeki kıyınıza geçtiniz demek ki. Peki Oracle Map kartlarımı aldım. Evet sevgili canlar, yolunuzu bulmakla bu kartları elim almam mı gerekiyor? Daha çok güzel, çok sevindim. Peki ilahi kavuşma aşamasındaki olan, artık ramakta kaldı demiyorum, kavuşma esnası sadece bir telefon, bir alo mesaja bakan veya bir kapıyı tıklamaya bakan bu eril ve bu dişiler için bakıyorum. Peki bu ilişkidesiniz, bu yoldasınız, sınavlarınızı vermiş. Artık kamil insan olmaya, kendi kendindeki kendinin diğer kıyısına geçmeyi başarmış, kamil insanlık sıfatına adım atmış, hayvanlık enerji ve egolarından sıyrılmış, insan olmuş olan insanlığını, zaten insanken insan olmayı hatırlamış, bütün özdeğer, özsevgi, özgüvensizliklerini yenmeyi başarmış, dağı aştınız dedi. Daha başka bir şey var mı? Ejderhal, ay arkadaşlar.
Details. Detaylar. Detaylarda boğulduğu için eril bu tarafa geçememişti. Şimdi detayın önemi olmadığını, sadece istediğinde düz olarak adım atıp onu yapması gerektiğini anladı. Kendi kendinin diğer kıyısını geçti. Çok güzel, kalemlerim burada kalsın. Ben kendime başka bir çubuk alayım. Evet, beyaz aldım. Yepyeni bembeyaz sayfa başlatmanız dileğiyle. Şimdi cennetin kapıları açılmış. İşte farkındalık sihirbazı 3 numarayla geliyor. Siz nerede durduğunuzda, hangi enerjiyi çalıştırdığınızda üçüncü kişilerin sihirbazlığından kurtarmış kendini bilgi olmuşsunuz sevgili ilahi eriller. Evet, üç bilgisinin kim olduğunu, ne olduğunu anlamışsınız. Ay, uçmuşsunuz, bakar mısınız, unicorn. Sihirlerin etkisinden kurtuldunuz. Unicornlar bu arada çocukların okul eşyalarında, giyimlerinde, yiyeceklerinde dahi çok resmedilen, kullanılan figürasyonlar olabilir. Aslında unicornun en büyük özelliklerinden bir tanesi o tek boynuzlu uçan at. Şunu da anlatır: sihir ve illüzyonlarından kurtul ki uçabilesin. Ve bakar mısınız? Ay, zebralara bakın. Birbirine nasıl seviyorlar, bakar mısınız? Ve 54 numarayla geliyor. Teşvik, bir teşvik et. Yani kendini sen de başka hizmet etmek için teşvik et. Çok yavaş ilerledin, çok zaman kaybettin ama istikrarın da takdir edildi. İstikrar ne? Aşktan asla vazgeçme işinizmiş arkadaşlar. 12 numarayla geliyor. Değişim, dönüşüm salyangoz ininden çıkmış. Ve dişilin bilgeliği, salyangoz aynı zamanda da boyutu gösterir, frekansı gösterir. Ve 1 ve 2 numara, 12 numara asılan adamdır biliyorsunuz klasik tarotta. Fakat anlamını size anlatmıştım. Bir olan Allah'tan yansıma olan, iki kulun toplamı olan azizedir. Yani bir olan eril, bir olan dişi, birbirlerinin Allah'ın eşit nazarında eşit kulları. O da bir, o da bir. O yarım değil, o da yarım değil. Kimse de gidip kimseyi tamamlamıyor. Herkes kendi birliğinin bilgisine vardığında, uyanışına, aydınlığına, farkındalığına, bilinç sıçramasını yaşadığında, ah, Allah'ımı bildim, kendimi bildim, ruh ikizimi de biliyorum. O zaman bunun dışındaki, zaten sevdiğim dışındaki her şey demek ki zaten yalan, illüzyon. Peki, yol haritanız çok güzel. Farkındalıklarınızın farkına varıp büyü ve illüzyon sihirden özgürleşmiş, uçmaya başlamışsınız, hafiflemişsiniz, arınmışsınız. 20 numara nedir? Klasik tarotta aynı zamanda da mahkeme muhakeme kartıdır. Mahkeme muhakeme etmeyi bırakmanız gerekiyormuş. Ego, kıskançlığın önünde duran da mahkeme muhakeme sebebinizmiş arkadaşlar. Onu anladım ben. Doğru mu anladım? Kart çekiyorum. Verilenleri alıyorum. Hayata geliyor 29 numara. %100 evet. Hatta şöyle ters çevireyim. Şöyle alttaydı. Şöyle yapayım. Böyle çevirerek yapalım. 44 numara kuvvet, güç. Evet, 44. 4 ve 4 imparator arkadaşlar. Yani eril dişilin de imparator olduğunu biliyor. Yani o kadar güçlü. Seviye, mertebe, imparatorun başındaki tacı anlamış. Azizediğin üstüne çıkmış dişil. Nedir? Ne demiştim ben size imparatoru anlatırken? Al eril enerjiyi. 19 numara güneşi anlatmıştım. Neden? Hazreti Mevlana ve Şemsiz resmettirildiğindeki manaya bakmamız gerekiyor demişti. Allah'ın nazarında kimse tam olarak, haşa, yüce Allah Celle Celaluhu gibi tam bir koşulsuz sevgide olamayacağımız için kul olmamız, daha doğrusu kul da değil, insanız, insan olmanın gereği olarak, ama istersek olabiliyormuşuz. Evet, asla ve asla ağzınızda hiçbir negatif kelime ve cümle kullanmazsanız yaşadığınız sonsuz hayat boyunca, işte o zaman tabii ki olursun. Şimdi buna kamil insan, pir sıfatıyla da bir bilgi her iki dünya için rahmettir derken, mana ve madde kastedilir. Öldün ve sonrası ahiret değildir arkadaşlar. Her şey bu dünyada yaşanır. Ve dolayısıyla 44 numara,
Bakar mısınız, elimde ters döndü. Şimdi dişil dişiliğini kabul etti, eril erilliğini kabul etti. Şu ana kadar ikisi de eril enerji çalıştırdıkları için pir olamamışlardı. Ama önce dişil zaten ne yapmış bakın. Dişil fark ettiği için bunu uygulamış. Yani ben Allah'ın nazarında evet koşulsuz yüce Allah Celle Celaluhu gibi tam bir koşulsuz sevgi olamayacağıma göre Allah'ın nazarında ben eril enerjim, bunu kabul ediyorum. Ve ters çevrilmesi de neydi? Ama dünya boyutunda dişilim, erilime göre de o eril enerjide kalsın. Ben kendi dişil enerjimi geçtim, kabul ettim dedi. Harika, muhteşem, muhteşem geldi. Hayata çağrı. 29 numara, 11 eder. Evet, dişil bugüne kadar sevdiğini, beni tanı, beni de kendin gibi kabul et. Bir dişilim ve bir erile benim adamıma ihtiyacım var. Ben bunu anlıyorum da senin bana ihtiyacın var, dişiline, kadınını kabul etmelisin. Lideri takip et. Follow the leader. Liderini takip et. 4 numarayla yine 40'la geliyor. Ne demek? 4 numara. Şunu 40 numarada anlatıyor. Öyle o kadar güzel bir yolun var ki yolun güzelliğine baksanıza arkadaşlar. Kalıcı sonsuz yaşamına adım atman için Allah'ın izniyle işte sana bir lider, rehber çıkarılmış yoluna da ve yol gösteriyorsa ona da inan. Making a choice. Bir seçim yapmak. 30 numarayla geliyor. Sizin en büyük yanılgınız neymiş? Bir seçim yapmanız gerektiğiymiş. Peki seçim aslında var mıymış? Yokmuş. Siz seçimi olur yaratmışsınız. Kendi kendinize yarattığınız seçime de inanmışsınız. Sanki hayat böyleymiş zannetmişsiniz. Olmayan bir seçimi de seçim yapayım mı yapmayayım mı kararsızlığını yaşamışsınız. Bu illüzyon algısının farkına varmışsınız. Peki o zaman Lover's Path kartlarımızdan alalım. Bu acı çekmiş olan bu aşkta bu ilahi bu eril ve dişille ne yapması gerekiyor bir bakalım. Şimdi bu aşkın neresinde? Zaten artık kavuşma aşamasındasınız. Neresinde de demeyeyim ben de niye onu dediysem. Demek ki arkanızdan siz buna geçiş yapınca yenileri eklenecek sevgili arkadaşlar. Yol vermiş olacaksınız. İşte el vermek gibidir o zaten. Sen olmazsa, hiç kimse olmazsa kim aşka inanacak, kim yaşayacak? Ay, desire, arzu. Arzu ettiğine kavuşmak, sevdiğine kavuşmak arkadaşlar. Zaten bütün her şey bunun içinde. Ay çok güzel karta bakın. Ay bayıldım. Lütuf. Şimdi Allah'ın lütfuyla karşılaşabilirsiniz sevgili canlar. Şimdi zaten karşılaşıyoruz. Her zaman yüce Allah'ımız lütufkardır. Zaten verir ve şimdi hiç kimse önünüzde duramayacakmış. Değnek şövalyesi. Artık yolunuzu biliyorsunuz. Yolunuza üstüne denk geldi. Yol ve yol. Yol, hangi yola gideceğinin kararsızlığını bugüne kadar 20 numarayla yaşamışsınız ya, mahkeme kartı. Hani karar veremiyorum. Seçimim var. Hangisini seçeyim? Bugüne kadar biz de şakır şakır anlattık. Hiç seçimin yoktu ki zaten. Seçimi sen kendin oluşturuyorsun. Bir sevdiğin vardır. İki tane sevdiğin, 10 sevdiğin olamaz ki. Zaten bir tane sevdiğin varsa nasıl seçimin olsun zaten? Şunu da al dedi sistem. Kılıç onlu. Kılıç dokuzlar bitti. Baskı, obsesyon. Kupaların onlusu. Bugüne kadar bir türlü ruh ikizim bana kılıç batırıyor, kılıç. İşte zaten benim hep sevdiğim beni, bana bu okları batırıyor. Yani hep zaten hani beni yaralayan sevdiğim diye düşünmüşsünüz sevgili arkadaşlar. Bunlar zaten kapalı gelmişti. Bu bitti denildiği için ben bunları kapatıyorum şimdi. Hiç dahil etmeyi. Baskı obsesyon bitmişti. Bunu da kapattık. Peki çok güzel anda gerçekleşti. Kupa onlusu. Şimdi maddi ve manevi olarak kupa onluda yürüyen, bugüne kadar o yoksun olduğunuz, tılsım onlu dediğimiz değil. Bu kupaların onlusu. Aşk ve sevgi. Bakın burada yürüyen bir çift var arkadaşlar. Gördünüz mü?
Aldım burayı. Kuponlusunu aldım. Peki. Başka ne almak istiyorum? Ay şu kart. Ay bayıldım. Bu desteği bu kart için almıştım arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısın? Sevginin üzerinde ne olabilir ki? Ne ola ki egoyu çalıştırıp bundan kendinizi yoksun bırakılması. Değil mi? Peki. Devam edelim. Burada eril. Şu an eriller ne duymak istiyor? Bakayım bir ona kart alayım. Gerçi her şey verildi, hatta ne verilsin. Ah eriller, size yardım edildiği kadar biz dişilere yardım edilse, biz de hak katı dışında kim yardım etti bugüne kadar? Bir de bunu bir düşünseniz. Daha zerre dişininizin ne yaşadığını bilmezken. Bu aşkımda, bu uğurda size kavuşup şu sarılmayı yaşamak için neler yaşadığını bir bilseniz. Hep sizinki anlatıldı. Hep sizinki anlatıldı. En büyük kahramanı, sizi kurtaran zevceniz aslında ilahi dişiler arkadaşlar. En büyük yanılgı da zaten erille simgelenmesi. Zevcem olacak yâri oturduğum yerden kılıcıyla kurtaracağım diyen basiretsiz kupa kralıydı. Ne güzel illüzyonlarla uyutulduk değil mi arkadaşlar? Şükürler olsun. Hamdülillah Rabbil alemin. Allah çok büyüktür işte. Acı çeken kulun artık hani uyan yani, ama uyanamıyorsun, ne olacak? Bir sarsılmayla, bir dürtmeyle bir sebep olması gerekiyor. İşte bir kayıp, bir yıkım yaşanacak ki orada o kundalini enerjisi aktive olacak ki sen insan olduğunun farkına var yani. Her şeyi istediğin anda yapabilirsin ki Allah'ın iradesi var. İlle de sınavla da olması gerekmiyor ki. Peki, eril dişili bir şey sorsun. Ya sormasın, sorularından bıktık artık. Bir şey söylesin. Eril ne demek istiyorsun dişile? Bir şey söyle. Bu aşk karşılıklı. Ay mükemmel. Tamam, burada bitiriyorum. Başka çekmeyeceğim. Ay harika. Çok güzel. Bayıldım. Ay çok güzel. Arkadaşlar iki kalp yan yana iyileşmiş, şifalanmış iki kalp ve bu aşk karşılıklı. Arkadaşlar 2020'de kanalımı kurdum. 2020'den beri senaryo okuyorum. Ellilerinin kartında ilk defa bu kadar net, tereddütsüz böyle bir kart geldi. Ve bu kartın üzerine geliyor. Bakın şu kartın üzerine çektim arkadaşlar. Zaten karşılıklı bir aşk. Karşılıklı bir aşk. Ay muhteşem geldi, muhteşem. Ay şu iki kartları alayım bir dakika. Şunlar tamam. Eril yapman gerekeni biliyorsun artık zaten. İletişim, alo, telefon yazacaksın. Bunu kabul ettik. Aldık, kabul ettik. Ay şu güzelliği, şu sarılmayı yaşayın istiyorum. Peki. Boş karşılıklı dedi. Seni arzuluyorum ve sana sarılmak istiyorum. Seni sevmek istiyorum, seni yaşamak istiyorum dedi. Eril'le net de oldu. Harika, tamam. Peki, tamam, nasıl yaşayacaksınız? İşte alo, mesaj, telefon, kapıyı tıklamanız, çalmanız gerekiyor. Ben geldim sonsuza dek daha senleyim demek. Biz bütün cefayı bunun için çektik. Bir şey anlatmamıza gerek yok. Bir şey konuşmamıza gerek yok. Yüzleşecek bir şey yok. Zaten buradan yüzleştiniz. Biz yüzleştirdik sizi, konuştuğunuzu anlaştınız ve ben bu aşıktayım. Bütün yaşananlarına rağmen bırakmıyorum. Her şeyden, zihindeki kalıp düşüncelerden bile özgürleşmek istiyorum. Yok yok, özgürleşmek istiyorum. Yok arkadaşlar. O yok yok, bunu kabul etmiyoruz. Özgürleştiniz. Bakın burada zaten böyle özgürleştiğinizi gösteren bir kart. Boş karşılıklı diyerek bunu zaten özgürleştiğinizi gösteriyor. Daha özgürleşmek istiyorum mu? Yok yani. Öyle olacağım, oluyorum. Özgürleşiyorum. Yok. Yok. Evet sevgili. Hesaplaşma vakti. Bakın şimdi. İşte bu zihni, bu egonuz bu işte arkadaşlar. Şimdi biz neye bakıyorduk? Peki seviyorsun, kavuşmak istiyorsun böyle, arzuluyorsun. O kadar hasret ve özlem var ki karşılıklı. Zaten Allah'ın verdiği en büyük lütuf sadaka da değil, lütuftur. Yutturulan da sadakaydı zaten. İşte bu kadar büyük şeyler, olaylar, döngüler yaşanmasına, bunca sınanmaya karşılık işte bunun içinde. Arkadaşlar ekranı kaplasın istiyorum bu aşk karşılıklı diye, size şöyle her taraftan şöyle göstereyim. Alın kabul edin. Alın kabul edin. Hesaplaşma yoktu.
Zaten bugüne kadar hep bir hesaplaşma olacak korkusu sizi zaten uzak tuttu şunu yaşamakta. Bu kadar büyük arzu, bu kadar büyük sevgi, aşk karşılığıyken hesaplaşma vakti bitti deniliyor. Ama salıncakta yan yana kalple var. Aslında siz öğrenmişsiniz ki hiçbir zaman bir hesaplaşma yokmuş zaten. Siz eriler bu yanlış yanılgıda. Bakın ben şuraya koydum ve kart düştü sol tarafa. Zaten iradesiz olunan durum buydu. Bundan çıkılamıyordu. Şimdi siz ondan da çıkmış oldunuz. Peki. Ben seni arzuluyorum, seni seviyorum. Sana gelip ve sana şu şekilde sarılmak istiyorum diyen erile ve dişil eril tekrar pardon baş karşılıklı dediniz ve sizin ağzınızda ilk defa duyuluyor. Kalp çakranız açılmış, konuşuyorsunuz. Kalp ve boğaz çakranız kapalı değil arkadaşlar. Sadece siz yapmak isterseniz kendinizi kendi önünde tutmazsınız. Olur dişil söylesin. Ne diyor dişil? Kaostan kaçma, onu yönetmeyi denemelisin. Ben kaostan kaçtım, yönettim. Bugüne kadar da sana bunu anlattım. Sen de kaoslardan kaç dedikçe kaosun içine attın kendini. Sırf ben haklıyım dediğim çıkıyor diye beni dinlemediğin için o kaosları yaşadın. Aslında biz hep karşılıklı ve buyduk ve buyduk dedi. Ben sadece kaostan kaçtım, senden değil demek istedi deşi. Peki. Çok güzel kaos kelimesi olduğu için kartı kaldırıyorum. Sadece sevgi ve aşk ve arzu kartlarını alıyorum. Dişil bir şey desin uyum ve denge bir çift ayakkabı gibidir. Bu aralar dengeye ihtiyaç duyuyorsun ve bunun için çevrendeki bazı kişiler durumlarla uyumlu hareket etmelisin. Burada bir topuklu ayakkabı var. Yani bana yol yapmalı, iletişime geçmeli, harekette bulunmalısın ki İhtiyaç duyduğunda bu zaten benim de ihtiyaç duyduğum bu. Bunu çevrende aramaktan değil, bunu bende al. Yani kül kedisine ayakkabısını götür demek isteniyor. Hani bu ayakkabıyı çevrende kime uyacak diye arama. Sen kimin ayakkabısı olduğunu, kimin ayağına uyacağını biliyorsun dedi dişil. Harika. Peki dişil gerçek duygu düşünceni ifade eden bir şey ki zaten bu karşılıklı gerçek aşk. Dişil de anlamış, eril de anlamış, almış kabul etmiş sınavlarıyla. Ve eril de kendi cevabını verdi. Dişil de dedi ki sindirilleri aramana gerek yok ayakkabı benim. Kül kedisine getir ayakkabıyı giydir. Peki dişil bir şey söylesin. Eriline dişil bir şey söylesin. Endişeli ve tedirgin bir halim var. Bu nereden geliyor? Niye böyle bir şey söyledi dişil? Merak ettim. Ay inanılmaz. Ay çok güzel bir şey söyledi. Bakar mısınız? Destede aynı iki kart var. İkisi de geldi. İki tarafta. Arkadaşlar bu beni bana anlat destesidir. Çok güzel bir deste. Tavsiye ederim. Hepiniz de alın. Bu destede iki tane aynı kart vardır. Aynı. Yani destenin mihenk taşıdır. Ve kaderi döngünün mihenk taşlarıdır. Bugüne kadar neden erilleriniz, dişilleriniz size adım atmadı? Aşkı karşılıksız olduğuna kendilerini inandırmışlardı ve bir seçimleri olduğuna inandırdıkları için de. Şimdi bu döngü kırıldı. Hiçbir şey önlerinde kendilerinden başka durmadığını anladılar. Boğaz çakrası, kalp çakrası, insan hiçbir çakrası kapalı olmaz arkadaşlar. Olursa yaşayamayız zaten. Enerji merkezlerimizdir ve dolayısıyla dişil ne dedi biliyor musunuz? Sen endişeli ve tedirgin bir halin vardı ve aslında ben olan beni başkalarında arayıp bu ayakkabı kime uyacak derken o korku ve endişeli hallerin sana gösterdi ki hayır. Zaten o benim dişilim. Bu aşk karşılıklı. Şimdi kabule geçti. Dedi dişi. Bakar mısınız? Eril bu aşk karşılıklı dedi. Dişil bu aşk karşılıklı dedi. Bütün kartlar gerisi boş arkadaşlar. Bakmıyorum. Böylesine büyük bir arzu sevgiyle birbirine yaklaşan birbirini bunca sınava rağmen bırakmamış olan bu güzel dişil ve erili. Bu birbirine arzusu hiçbir zaman bitmemiş olan bu sevdalılar. Bu sevdicelikler birbirlerini çok sevmişler ve şimdi birbirini sınavlarla vererek sınavlara rağmen kabul etmiş ve asla bırakmamış, vazgeçmemiş ve daima da karşılıklı olduğunu eril de inanmış, dişil de inanmış. Aradaki fark neymiş?
diri dişil asla yaşadıklarına rağmen hiçbir şeyin egosunu yapmayıp bu aşkın karşılıklı olduğunu ilk öğrendiği andan beri inanmış. Erillin tek farkı sınavları yaşadıktan sonra hep bir seçimi var. Beni sevmiyor, istemiyor, uzak ki, karşılıklı değil ki, olmaz ki, imkansız ki de ki derken seçimi yokken seçim var. Seçim var önünde. Kimi seçeyim, nereye gideyim, ne yapayım, size gideyim mi, gitmeyeyim, gideyim mi, gitmeyeyim, olur mu, olmaz mı, ne yapar, ne ederim diye boşu boşuna, ki dişil de bu kartla zaten onu söyledi. Kaostan kaçmayı benim gibi kaçsaydın yönetebilirdin. Ben kendimi kaosların dışına çektim ve yönettim. Sen bunda takılı kaldın. Kaosta kaybolduğun için asla yönetemedin. Ben bu aşka hep inandım, kabul ettim. Çünkü ben hep beyaz bir sayfa açacağımızı biliyordum. Bu aşkın karşılıklı olduğu bana öğretildi. İlahi sistem tarafından Allah'ın emriyle ve ben o günden bugüne bu aşkın karşılıklı olduğuna inandığım için yaşadığımız her şeye rağmen seni asla eleştirmedim. Olduğun gibi kabul ettim. Benden farklı olmadığını biliyorum. Benim seni eleştirmeye hakkım yok. Ay, ağlayasım geldi arkadaşlar. Ay, mutluluktan ama. Dişil ne diyor burada biliyor musunuz? Hani cevap arıyoruz ya, neden peki kavuşmak istiyor da eril bu kadar sevip arzularken neden o mesajı yazamıyor, aloyu demiyor, kadersel o, çünkü sonsuza dek kavuşacaklar. Eril de bunu biliyor, dişil de biliyor. Dişil en başta bu aşk karşılıklı kendisine verildiğinde alıp kabul etmiş ve bu sarılmayı yaşayacağını ve daima yaşayacağını ve birlikte olacağına inanmış. Bu aşka öyle sarılmış, eriline öyle sarılmış, hiç bırakmamış yolunu, eriline aşkını hiç bırakmamış. Fakat erildi. Bugüne kadar sizler de işte mahkeme muhakeme kartı. Ne yapsam ne etsem, karşılıklı mı değil mi, beni seviyor mu sevmiyor mu, bu bir ilişki mi değil mi, zaten ben sevmiyorum, uzak, zaten çok zaman girdi arıyor, beni unutmuştu. Bu kadar da mükemmel olamaz ki. Nasıl bu mükemmellik benim mi şimdi? Ben istesem bu ilahi dişil dünya planında bu benim kadınım olur mu dediğiniz, benim adamım, eşim, kocam, sevgilim olur mu dediğinizde sistem size sınavlarla sınaya sınaya sınaya, evet, sınavları boşuna yaşıyorsun. O bilgelikle geldi, sen de bilgelikle gel. O kendini kabul etti, seni kabul etti, bu sadakayı kabul etti. Rabbin yolundan, yaşanılan tüm her şeye rağmen vazgeçmedi. Senin tek farkın hep kendini inkar etmen, aşkını inkar etmen, hep geri plana atman, hep es geçmen, hep vazgeçilmesi gerekirken vazgeçtiğin için işte Allah da bunu reva görmedi. Burada senin için ölüp ölüp dirilen, haşa mecaz anlamda söylüyorum, bunca sınav ve döngüye rağmen bir başına bu kadını tek başına bıraktı. Ve seni bu aşka, bu sevgiye gelip onu kabul edip senin de bunu onun gibi söylemeni bekledi. Ve destenin iki tane aynı kartı, ikisi de birbirine veriyor. Daha bunun önünde nasıl bir şey olabilir arkadaşlar? Cümleler kelimelerin kifayetsiz kaldığı muhteşem mucizevi bir açılım. Yüce Allah Celle Celaluhu çok büyük. Rabbimize gani gani şükürler olsun. Hamdülillah Rabbil Alemin diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok duygulandım. Çok mucizevi. Bu süreci, kavuşma sürecine yaklaşmış olanların enerjisi, rehberliği bana verildiğinden bu yanadır. Bunu kalbimde, yüreğimde, ruhumda hissettim. İrademde tereddütsüz hissettiğim için videoların yönünü buna çevirdim ve bu insanlara rehberlik etmek ve kavuşmalarını, yollarına ışık olmak, haşa haktan akana akıtmak ve kanallık olmak için buradayım. Rabbim yolunuzu kavuşturmuş. Önünüzde durmayın kendinizin. İki tarafta aynı. Sadece ilahi eriller şimdi bunun karşılıklı olduğunu, aslında hiçbir zaman seçimi olmadığını, ruh ikiziyle ilk tanıştığı gün, ay, yıl itibariyle bugüne kadar ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, bu noktada iseniz o mesajı yazın, o aloyu deyin ya da gidin o kapıyı tıklayın. Mail mi atarsın, mesaj mı yazarsın, WhatsApp'tan mı ararsın, Instagram'dan mı yazarsın, YouTube'dan mı yazarsın, kapıya mı gidersiniz? Arkadaşlar, günün sosyal medyasında iletişim nedir ya? Alo.
mesaj veya en güzeli kapıya git, tıkla. Geri çevrilmeyeceksiniz. Herkes iki tarafta o kadar güzel ne yaşanıldığını bilmiş sınavlarıyla. Boynum kıldan incedir deyip bu kavuşmayı yaşamak için o kadar ki bu an için yaşamışsınız. Sizi bunu yaşamak için bu an ayakta tutmuş. İşte belki sağla Urmiya'nın fragman yaşadıklarında hatırladıkları bir sarılmanız varsa. Ay inanın gözyaşları içinde herhalde hakikaten beni izliyor olacaksınız. Ay Rumi kar destesine, ay bakar mısınız arkadaşlar, Rumi destesine çarptı bu şekilde, buradan kart al diyor. Ve en üsttekini alacağım, bir de en alttakini al dedi. Anlamayan erildi. Eril boşu boşuna kılıçları yedi. Üçüncü kişilere gitmekle bunu seçenek varmış gibi yarattı. Üçüncü kişi ne ola ki seçenek olsun. Bütün yanılgı buydu ve gittiği ilk günden beridir de. Duada ne zaman bu sevdiğime kavuşacağım, bakar mısınız arkadaşlar? Sizden ayrılıp giden, ben şimdi anladım. Bugüne kadar hiç iletişimi olmamış birbirini terk etmiş. Belki sosyal medyadan fake hesaplarla mesajlara bir şekilde, ama kendi olarak mesela Ali'ydi, Aşı'yı seviyor. Ama sürekli Mehmet olarak başka isimlerle, başka kişilerle, başka aracılar kullanarak fake hesaplarla iletişimde bulunmuş. Ama kendi olarak hiçbir zaman ruh ikiziyle iletişimde bulunmamışlarmış kavuşacak olanlar arkadaşlar. Kendin olarak seçimin yokken, üçüncü kişi olarak yokken bu ruh ikizini, o böyle sarıldığın, böyle sevdiğin ve seni de aslında seni sevdiğin gibi sevdiğini bildiğin o insanı bile isteye terk edip gidip bu kılıçları yediğin o gün itibarıyla bana dua ediyorsun. Allah'ım ne olur beni sevsin, vazgeçmesin, bende kalsın diye. İşte şimdi zaten hiçbir zaman senden gitmediğini, orada olduğunu öğrenmişsiniz. Seçiminiz olmadığını öğrenmişsiniz. Duayla değil, eylemle, alo mesajla git demiş sistem. Siz oturup ne diyor kılıçların üçlüsü? Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur bitirilmiş. Yani sen bu üçüncü kişiyle yaşadığın kederi, cefayı yaşamaz, çekmeseydin bunu anlamayacaktın, buna gelemeyecektin. Çünkü başında da biliyordun böyle olduğunu ve zaten böyleydi. Ve şimdi gittin bunca şeyi yaşadın, aynı noktaya, aynı kişiye, sevdiğine geri döndün, anladın ki ne ben ondan gitmişim ne o benden gitmiş, biz zaten aynı yerdeymişiz. Tek farkı dişil başta verildiğinde almış, kabul etmiş, kabule geçmiş o gün bugündür. Sınavlara rağmen vazgeçmemiş, boyun eğmiş. Çünkü böyle sarılacağınızı, böyle sarılacağınızı biliyormuşsunuz. Ne diyebilirim ki arkadaşlar? Yani bu Rumi destesinden gelen kartlar içinde aşıklar kartı geliyorsa, bu deste de hatırlamıyorum 58 mi 48 mi 68 mi, bu deste içinden bu iki kart var, eril dişile, dişil erile söylüyor. Kelimeler kifayetsiz, ne desem yani daha bir şey demeye gerek yok. Bakar mısınız? Ve sistem bu kartı, erilin verdiği kartı dişil de cevabı aynen verdi ve dişil dedik attı kendini Rumi tarot kartlarının üzerine, üstteki kartı al dedi ve üstteki kartı alıyorum arkadaşlar, bakar mısınız? Desteği kara tütsüleyip nötrledim, geceden sabaha ay ışığına bıraktığım destede üste aşıklar kartı gelmiş, kavuşma kartı. Rumi tarotu da geçi, ikisi birbirine diyor ki bu aşk karşılıklı ve gerçek diyor. İkisi de aynı seviye, eşit, kabul etmişler. Eril tek farkı dişilin üzerine kendisini Rumi tarotun üzerine atıp bununla birlikte oku demesinin sebebi, ben en başından beri böyleydim, bu aşktaydım, hiç bırakmadım, vazgeçmedim. Eril buna inanmadı.
koca bir çarkı döndü, şimdi buna geldi, şimdi buna geldi dedi. Şimdi arkadaşlar, siz şimdi buna gelmişsiniz. İnanılmaz, tüylerim diken diken ama mutluluktan. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, bakar mısınız baştaki karta bakın, sondaki karta bakın. Sahla Urmiya tanıştığındaki fragman, ilk döngü başladığında nasıllarmış birbirlerine karşı, öyle asla bırakmamışlar, vazgeçmemişler. 21 büyük arkana döngüsü yaşanmış, bunca yaşanılana rağmen başta nasıllarsa sonları da aynı. Şu anda hala aynı olduklarını, bu aşkta olduklarını, birbirlerini sevdiklerini. Kelimeler gerçekten kifayetsiz kalıyor. Cümleler kifayetsiz kalıyor. Tüylerim diken diken arkadaşlar. Bir rehber olarak hayatımda ilk defa böyle bir açılım görüyorum. Ve karşılıklı iki taraf eril, dişile dişil erile. Bu aşk karşılıklı ve gerçekti. Biz bunu biliyoruz. En başından beri buna inandık. Bütün bu yaşadıklarımızın Allah'ın yolunda halifelik için yaşadık. Ve biz başta da birbirimizi seçmiştik, birbirimiz için vardık, şimdi de varız. Dişil erili, eril dişili öğrenmiş. Ya da dişil bence, çünkü neden? Dişil kartı uçtu ve aşklar kartına geldi. Hayır Cennet Hanım, hayır. Ben en başından beri bu aşktaydım, hiç vazgeçmedim. Eril yeni geldi diyor. Peki en başında Sahla Urmiya aynımış, aynı. Bunca döngü yaşanmış, aynımış. Dişil ne demek istiyor peki, aradaki tek fark? Ben en başında bana verildiğinde, bu aşk öğretildiğinde, bize kavuşma verildiğine, bunun karşılıklı gerçek aşk olduğunda, onun da beni sevdiğine inandığından beri ben asla bu aşktan vazgeçmedim. Ben asla erilimden vazgeçmedim. Yani Urmiya'nın aşkla tanışma anına kadar. Oh arkadaşlar, muhteşem bir mucize yaşıyoruz. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, şuna iyice bakın istiyorum sevgili gönül dostlarım. Şöyle başta diyor ki Eril, ben de hiçbir zaman bu aşkı bırakmadım, seni bırakmadım, bu yoldaydım, seni aldatmadım, aldatmıyorum dedi. Dişil de dedi ki aynı şekilde, en başında ben vardım, hala da ben varım. Seni aldatmadım, aldatmıyorum. Bu aşktayım. Ben sana sadık kaldım, sen bana sadık kaldın. Dişil diyor ki ben zaten biliyordum, sen yeni öğrendin. Sen hep bir seçimin olduğuna inanman buydu. Sana benim anlatmak istediğim, zaten seçimin yoktu, tek seçimin vardı, o da bendim. Ama bunu anlaman için Adem'in dünyayı dolaşıp Havva'ya gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Gerçekten kelimeler kifayetsiz, tüylerim diken diken. Şöyle biraz kalsın, ben bakayım, siz bakın arkadaşlar. İki tane kalp, dişilin kendisini sevemeyeceğini, asla bu işin olmayacağını, imkansız olduğunu söylerken, Allah hakikatli, bu aşk karşılıklı ve gerçek aşk. Sadece sen kendini yanıltıyorsun demiş Eril'e. Bunu da sana öğreteceğiz sınavlarla. Ve sonra sen bu aşka, bu dişe tekrar geri döneceksin. Ve döndüğünde de göreceksin ki en başta aslında nasıl ikiniz birbirinize aşıktıysanız, aşık idiyseniz, şimdi de aynı, aynı şekilde. Ve bu aşkın karşılıklı olduğunu öğrenmeniz için bunlar yaşanılmış. Çünkü koşulsuzca inanmanız gerekiyor ki koşulsuz ilahi aşkta tanışmış. Dünya planında da, somutta da şimdi böyle sarılıp yaşamanız gerekiyormuş arkadaşlar. Taahhüt budur. Evet, burada kapatıyorum. Bence bu açılımla uyumlanan herkes şimdi sevdiğini, ki eril olarak verildi ve eril enerjide durup koşulsuz sevgideki Urmiya, erkek beyefendi versiyonu sevdiklerine alo deyip gitmeleri gerekiyor. Kader, Allah'ın emri bu. Bu kadar mı güzel verilir? Bu kadar mı güzel verilir? Bu kadar mı büyük mucize? Allah'ım sen çok büyüksün. Burada kapatıyorum arkadaşlar.